Herkese merhabalar. Ben diyetisyen diyetisyenlerinden Sena Sarıkaya. Bugün sizlere sıkça karşılaştığımız sorulardan biri olan vücut yağ oranı kaç olmalıdır? Vücut yağ oranı nasıl ölçülür ve düşürülür sorularından bahsetmek istiyorum. Öncelikle yağ oranı ölçümleri için nelere ihtiyacımızın olduğu önemli. İdeal vücut yağ oranı ölçümleri şunları içermekte: boy, kilo, bel çevresi, boyun çevresi ve kalça çevresidir. Vücut şekli kişiden kişiye göre değişir ve vücudunuzun şekli vücudunuzdaki yağ hakkında genel bir bilgi sağlar. Bazı vücut parçalarının çevresini ölçmek, vücut yağını tahmin etmenin bir basit yöntemidir. Erkekler için bu denklemde boyun ve bel çevresi kullanılır, kadınlar için kalça çevresi de dahil edilmiştir. İdeal yağ oranı erkekler ve kadınlar için ikiye ayrılmakta. Genel olarak erkeklerin vücudundaki yağ oranı yağsız doku oranına göre kadınlardan daha düşüktür. Bu da aralarındaki farklılıkları açıklar. Üreme kadınlar için daha yüksek olduğundan vücut yağ oranlarının oluşmasına neden olur. Şimdi erkekler için yaşa bağlı ideal vücut yağ yüzdelerine bakalım. 20 ila 39 yaş arası için ideal vücut yağ yüzdesi %8 ila 19 arasıdır. 40 ila 59 yaş arası için %11 ila 21 arasıdır. 60 ila 79 yaş arası için ise %13 ila 24 arasıdır. Kadınlar için yaşa bağlı ideal vücut yağ yüzdelerine baktığımızda ise 20 ila 39 yaş arası için ideal vücut yağ yüzdesi %21 ila 32 arasındadır. 40 ila 59 yaş arası için vücut yağ yüzdesine baktığımızda %23 ila 33 arasındadır. 60 ila 79 yaş arası için ideal vücut yağ yüzdesine baktığımızda ise %24 ila 35 arasındadır. Farklı vücutların farklı vücut yağ oranını hesaplama şekli büyük ölçüde değişir. Ancak bu aralıklar kas tanımına gelince belirli yağsızlık seviyelerinin nasıl göründüğünü anlamaya çalışırken genel bir rehber olarak kullanılabilir. Hemen hemen tüm yöntemler için ölçümlerinizi bir gecede hızlı bir şekilde tuvalete gittikten sonra ve bir şey yemeden veya günlük aktivitenize başlamadan önce yapmak en iyisidir. Kendinizi her seferinde aynı şekilde değerlendirmek için hata oranlarını düşürecek ve ilerleme kaydedip kaydedemeyeceğinizi anlamaya daha kolay yardımcı olacaktır. Ancak herhangi bir yöntemden elde ettiğiniz sonuçları her zaman dikkatli bir şekilde yorumlamalısınız. En iyi yöntemler bile mükemmel değildir ve sadece gerçek vücut yağınızı tahmin eder. Sağlıklı bir bedene kavuşmak, sağlıklı beslenmek ve zayıflamak için türlü diyetler, zayıflama kürleri, çayları veya zayıflama suları deniyor. Fakat sonuçlarından memnun olmuyorsanız eğer bu işi profesyonelce çözmenizin zamanı gelmiş olabilir. Zayıflamak için diyet asistanın online diyet hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.